Birleşmiş Milletler'i konuşalım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir ateşkes çağrısı yapılan tasarı, Gazze ateşkes çağrısı yapılan tasarı 153 oyla kabul edilmişti son e, evet, oylamada. Etkisi evet. yok. Genel kurulda. 27 Ekim'deki tasarı ise 121 oyla kuruldan geçmişti. Şimdi burada desteğin artışını evet. görüyoruz. Arkamızdaki tabloda da görüyoruz. Bu artan desteği nasıl yorumlarsınız diye soracağım. Sizce ABD ve İsraili yalnızlaştıran bu karar savaşın seyrini etkiler mi? Şöyle notlarımızı da paylaşalım. Tabii burada kalıcı ateşkes için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği Son de önemli çok ve önemli. Etkili, evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Birleşmiş Milletler'de Ateşkes çağrısına hayır oyu veren birçok ülkeyle birebir temaslarının olduğunu hem yüz yüze hem telefonla görüştüklerini evet. biz haberlerimizde de ekranlarımıza getirdik. 27 Ekim'deki oylamanın ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları olmuştu. Onu da okuyalım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 121 evet oyuyla kabul ettiği Gazze kararına çekimser oy kullanan ülkelerin liderlerine telefon açacağız. İkili planda Filistin'e görünür görünmez her türlü insani desteği sağlarken uluslararası uluslararası alanda da İsraili yalnızlaştırmaya inşallah devam edeceğiz demişti. Şimdi bu ülkeler arasında sayın Savaş Arnavutluk, Avustralya, Danimarka, evet. Estonya, Etiyopya, Kanada, Kıbrıs, Finlandiya, Yunanistan, İzlanda, Hindistan, Japonya, Letonya, Sırbistan, İsveç, Tunus ve birçok ülke aslında Ekim ayındaki oylamada çekimsel oy kullanırken son yapılan oylamada evet oyu kullandılar. Burada tabii Türkiye'nin diplomasi trafiğinin evet. başarısına da bir kez daha vurgulamakta fayda var. Arjantin, Ekvator Ginesi, Malawi ise önceki oylamada lehte oy kullanırken daha sonra çekimser kaldılar. Ve benzer birçok ülke daha. Siz artan desteği nasıl yorumluyorsunuz? Birincisi Türk dış politikasının başarısına bağlamak gerekiyor tabii. Telefon diplomasisi ve Türkiye'nin başından beri bu konuyu sahiplenmesi son derece önemli. Hem Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde hem de Sayın Dışişleri Bakanlığı ve bütün dışişleri evet. bürokrasisimiz, bürokrasimiz bu konuda çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Sadece bugün de Türkiye'nin Filistin davasına sahip çıkması 1960'lardan beri çok ciddi bir şekilde esasında var. Hatta 19 ilk Demokrat Parti dönemlerinde çok biz bu davaya o dönemde Amerika ile çok iyiydi ilişkilerimiz. Ama daha sonra 60'lardan itibaren Türkiye ciddi bir sahiplenme içerisine girdi bu davay. Dolayısıyla bu bir tarafı Türk dış, hı hı. Türk diplomasisinin başarısı. İkincisi içerideki halkları tabii. Yani çünkü yönetimler ve halklar arasındaki uçurum arttıkça yönetimler sıkışıyor ve halkların bir şekilde bu Filistin meselesine desteği yönetimlere de sirayet ediyor. Yani buna e, şey e, bir şekilde sessiz kalamıyorlar ve yönetimler de kendilerini halklarının e, çizgisine hizalamak durumunda kalıyorlar. Er ya da geç halklarından ayrı düşünemezler. Dolayısıyla e, halkların protestoları ne olacak vesaire gibi söylentiler e, bazen görüyorum. İşte bu olur. Yani. ...hükümetlerine demokratik olsun ya da olmasın. Evet. Ee, yani otoriter Arap monarşilerinde de yine e, halkların meseleleri e, etkili oluyor. Yönetimlerinin adımlarını değiştirme. Dolayısıyla bir, Türk dış politikasının başarısı. İkincisi de e, içerideki halkların, yani kendi halklarının Filistin meselesini ...bütün batı başkentlerinde yürüyenler... E, bazı hakkı seslenen medya kuruluşları etkili evet. oldu bu değişimde. Protest. ve Ama maalesef Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bir yetkisi yok. Yani yetkisi yok. Bunlar çıkıyor ama genel kurulun bir karar alma yetkisi yok. O o yetki Birleşmiş Milletler Genel e, Güvenlik Konseyi'nde, konseyi. genel kurulunda değil, Güvenlik Konseyi'nde. Güvenlik Konseyi'nde de işte 5 kişi var. Bir de 10, 5 kişi derken 5 e, devlet var izleyiciler 10 tane de seçimle geliyor 2 senede bir. Biz de üye olmuştuk oraya ama e, bu 5 devletin veto hakkı tabii. Burada önemli. İşte Amerikalılar tek başına kitliyor bu iş. Mesele bu. Yani burada işte 121'e evet çıkıyor. 153 evete yükseliyor. Ama ne işe yarıyor? Bir karar alabiliyorlar mı? Nasıl bir karar alabilir? Mesela Birleşmiş Milletler barış gücü gönderirsiniz oraya. Filistin'in, e, Gazze'nin hava sahasını kapatırsınız. Ve caydırırsınız İsrail'i. Gelirsen vururum demek o. Birleşmiş Milletler barış gücü İsrail'e. Demeli ki buraya girersen bir daha vururum. Bu çıkması lazım. Birleşmiş Milletler bunun için kuruldu 1945'te San Francisco'da. Bu çıkamıyor. Çünkü Amerikalılar E'ye kaldırıyor hayır diye. Güvenlik konseyine takılıyor. Güvenlik konseyine takılıyor. O yüzden dünya beşten büyüktür diyor Cumhurbaşkanı. Çünkü o beş ülke bütün dünyanın kaderini etkiliyor. Niye o 5 ülke 2. Dünya Savaşı'nı kazandılar diye. Ya o kaz o savaş biteli 1945 kaç sene olmuş. Hala orada savaşın nasıl bir ganimetmiş. Evet. Nasıl bir tezgahmış. Ee, dolayısıyla bunun bu sistemi muhakkak reform edilmesi lazım. Bu genel kurul sadece kürsülerde çıkılıyor ve bir şekilde bir kamuoyu yaratılıyor. Evet etkili. Bizim Cumhurbaşkanı da konuşmaları burada çok önemli derecede makez buluyor. Etki gösteriyor dünyanın bir dört bir tarafında ama... Yaptırım karar caydırıcılık noktasında genel kurulun hiçbir hükmü yok. Sadece işte gene güvenlik konseyinin gündemine taşımak. Evet. Genel sekreterin de böyle şey var. Hep oraya gidiyor top bir şekilde. Hep o beş devlet karar verecek. Bütün dünyada neler oluyor. Türkiye bu konuda da burası değişmeli. ...diyen en önemli en yüksek ses çıkan hatta Almanya da bizim peşimize takıldı. Çünkü Almanya da yok o beş ülkenin içerisinde. Hı hı. Onlar da diyor ki biz de güçlü bir ülkeyiz biz niye yokuz? Niye her şeye bunlar karar veriyor diye artık ciddi anlamda maraza çıkmaya başladı. Homurtular yükseliyor ve bunun da bayraktarlığını e, Türkiye yapıyor. Çünkü gerçek anlamda bu değişmeli. O güvenlik konseyi daha demokratik olmalı. Afrika'dan ülkeler olmalı. E, Orta Doğu'dan ülkeler olmalı. Asya'dan sadece Çin yetmez. ...bir tek Çin mi bütün Asya Pasifik'i temsil ediyor? Başka kutuplar var, işte Japonya var, Güney Kore var. Ee, dolayısıyla buranın muhakkak reform edilmesi şart. Böyle gitmeyecek. Bu anlaşıldı. Ve Birleşmiş Milletler de hiçbir soruna da çözüm bulamıyor. Bu da anlaşıldı. Ne Rusya-Ukrayna Savaşı'nı çözebildi, engelleyebildi. Ne bu katliamı, Gazze katliamını engelleyebildi. Ee, şöyle söyleyeyim. O güvenlik konseyinden bazen... ...bozuk saat bile günde iki, iki kere doğruyu gösteriyor deriz ya... ...o güvenlik konseyinden Amerikalıların veto etmediği bazı kararlar çıktı İsrail'e. 67'den sonra mesela 242 sayılı karar, Hı. 338 sayılı karar. Onlar çıkmasına rağmen İsrail onları bile dinlemiyor. İşin bir de bu tarafı var. Ha, oldu da siz şeyden çıkarttınız güvenlik konseyinden... Karar çıkıyor. Nasıl bir karar çıktı mesela? 1967 sınırlarına çekil. Sen işgalcisin dendi İsrail'e. Güvenlik konseyinden çıktı o dünya 5'ten büyük. O 5 devlet tamam dedi çekilsin. İsrail de dedi ki çekilmiyorum dinlemiyorum ben sizi. Sonra o 5 dev, devletin kalkıp üstüne bir barış gücü göndermesi ve onu caydırması. Onu yapmıyorlar şimdi. Amerika. Ya da yaptırımlar ağır yaptırımlar. Ağır yaptırımlar. Diplomatik ilişki kesilecek. Oradaki bütün 193 üye bir tanesi İsrail, 192 üye diplomatik ilişkisini keserse ne olur İsrail'le? Ya da ekonomik ambargo uygularsa ne olur? Hemen döner iş. Elbette. Olmuyor. Neden? İşte orada gene Amerikalılar veto hakkı kullanıyor. Bolivya keste diplomatik ilişkisini. Biz büyükelçimizi geri çağırdık. Yani ama e, bu toplu bir çaydırıcılık gerekir. İşte Putin'e bile e, görüyorsunuz e, dayanıyor, direniyor. Çin var, Hindistan var, başka bir Türkiye? biz bazı stratejik ortaklıklarımız var. Dolayısıyla bu iş toplu olarak yapılacak bir şey. İsrail oradan kara çıksa bile onları dinlemiyor. Peki bir başka sorum. 153 ülke evet dedi. 10 ülke hayır dedi. 23'ü de çekimser kaldı son yapılan oylamada. Şimdi evet. Türkiye ve Almanya bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki bu evet. haksız gidişata dur diyen ülkelerden biri, ikisi. Hı hı. Geriye kalan 151 ülke. Evet. Bir sesim çıkarmıyor Valla artık çıkartmaya başladılar yani bu Türkiye'nin başı çektiği bir dalga Meksika dalgası gibi yavaş yavaş hakikaten ya biz burada geliyoruz gidiyoruz da yani hiçbir etkimiz yok demeye başlayan ülkeler var e, ve bunlar da e, New York'taki e, zirvelerde bunu dillendirmeye başladılar ve bu da bir etki gösterdi çok basında çok e, görünür olmadı Amerikan başkanının ağzından hakikaten bu reformu edilmelidir diye bir laf çıktı geçtiğimiz yıl Dolayısıyla evet, Türkiye'nin en çok sesini çıkaran ülke. Ama bunların bedeli var. Yani niye çıkartmıyor diyorsunuz ya, yani Türkiye bunu söylüyor diye kötü oluyor. Amerika sevmiyor. F-16'ını vermiyor, F-35'i vermiyor, görüşmüyor başkanı, kaçıyor. Ermeni soykırımını, ben tanıdım diyor sözlü soykırımını, cezalandırıyor. Yani bunların bedeli var, öyle yani herkes söylemez, söyleyemez, menfaati var. Ayağına basmak istemez, Amerika'yla alacağı var, dikkat etmek ister. Türkiye zaten, Türk-Amerikan ilişkileri zaten bitmiş durumda. Türkiye'nin zaten kaybedecek hiçbir şeyi yok. Yani FETÖ'yü vermiyor, PKK'ya destek veriyor, F-16'mızı vermiyor, F-35'ten kaynaklı paramızı almış, el koymuş, onu vermiyor. E bizim hiç söyleyeceğimizi çekinecek hiçbir durumumuz yok. E, dolayısıyla ama Amerikalılar bizi sevmiyor. Amerikan yönetimiyle Türk yönetiminin e, arası kötü. Yunanistan'ı kayırıyorlar. İşte oraya silah veriyorlar, bize vermiyorlar. Oraya F-16 verir, bize vermez. Ee, Güney Kıbrıs'ı destekler, oraya silah ambargosunu kaldırır. Kuzey Kıbrıs'a ambargo koyar falan diyor. Sürekli cezalandırıyor. Türkiye'den hoşnut değil. Bunları söylerseniz cezalandırır.